2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Diyarbakır'da üniversite okuyan öğrenciler ikinci el ev eşyası alımına yöneldi. Üniversite öğrencilerinden evlerde yaşamayı tercih edenler okullar açıldığında ev tutma ve eşya telaşı yaşıyor. Sıfır eşyaların yüksek fiyatlara satılmasından dolayı ikinci el eşya satıcıları da eşyaları satmak için müşteri bekliyor. Beş yıldır Diyarbakır'da sporculuk yapan Ali Kan, öğrencilerin sıfır eşya fiyatlarının yüksek olmasından dolayı ikinci el eşyalara daha çok rağbet gösterdiğini söyledi. Urfa'da şubemiz var. Mersin'de şubemiz var. Bir de Diyarbakır'da var. Diyarbakır'da 3 tane var. Malzemeleri genelde şehir dışından getiririz. Buradaki malzemeler yetersiz kaldığı için şehir dışından ya da burada fazla oldu mu şehir dışından sevkiyatlarımız devam ediyor. Geçen yıllara göre fiyatlar çok yüksek. Özellikle kira fiyatları. Ev bulma sıkıntısı zaten başlı başına bir sıkıntı oldu. Gelen öğrenciler ev bulmak bile sıkıntı. Önceden eşyaydı ama şu an öncelik her zaman ev oldu. Ev bulduktan sonraki fiyatlar zaten malumunuz çok yüksek. Ama yine geçen şeylere göre ikinci ele biraz daha rağbet fazla ama azalıyor. Fiyatlarımız daha uygun. Sıfır alacakken bir sıfır fiyatına komple ev eşya dizebiliyoruz. Evi tuttuktan sonra uygun fiyatlara ev eşyamız hepsi ikinci el olarak mevcut. Eşyalarımız temiz, sağlam. Sıfır niyetinde eşya genelde temin edebiliyoruz. Gittikçe artıyor zaten. Sıfırda fiyatlar yükseldiği için öğrenciler kendi ikinci ele veriyor. İkinci eller zaten sıfır gibi temiz eşya fiyatları da çok uygun. Onun dolayı genelde beyaz eşya, koltuk, yatak olsun genelde ikinci eli tercih ederler. Ya buzdolabı bugün bakarsan 40-50 bin ama ikinci elde 5 binden başlıyor. 5 bin, 7 bin, makine olsun 3 bin, 4 bin, uygun fiyat ama sıfır bakarsan 20 bin, 30 bin. Gelen öğrenci genelde ödeme şeklinde yardımcı oluyoruz. Kredi kartı olursa kartla, yoksa eğer güvenilirse birkaç ay vade sağlayabiliyoruz. Geldikleri yerde burada şehirde sıkıntı yaşamasınlar. Sonuçta uzak yerden, yabancı yerlerden geliyorlar ki Diyarbakır'a zaten dışarıdan baktığı zaman kötü, biz de onlara kötü yaparsak geldiği gibi geri gitmek isterler. Ama biz aksine ödemeleri olmadığı zaman buna birkaç ay bir vade sağlayabiliyoruz onlara. Rahat etsinler, güvenilir bir yerde olduğunu sağlamak için. Bunun yanında yeni gelen öğretmenler de var. Tayin oldu, yer değiştirme oldu. Yüklü bir Diyarbakır'a geldiler. Ama onlar da aynı şekilde ikinci ele yöneldiler. Sıfır fiyatları yüksek olduğu için ikinci el fiyatları çok uygun. Öğretmenler de aynı şekilde beyaz eşyasını, koltuğunu hepsini ikinci el ayarlıyoruz. Onlarda da ödeme şeklinde aynı şekilde kartla olursa kartla. Öğretmenler olduğu için daha şekilde belli olduğu için onlara aylık bir sistem kart kaç taksit isterse onu ayarlayabiliyoruz. Eşyaların hepsini genelde beyaz eşyayı hepsini ikinci el olarak alıyorlar.